tell me. I'm checking everything. No, you tell me. Last time. We need, I think, for one big like this. Thank you. How number? Thank you very much.
Şu sıra tezgahlarda hamsi bolluğu var ancak hamsi diğer balıklara göre zor ayıklanan bir balık. Hamsi nasıl kolay ve güzel ayıklanır diye işin uzmanlarına sorduk ama onlar gözü kapalı bile ayıklarız deyip yarışa tutuştu. İşte hamsi ayıklama yarışı ve püf noktaları. Gözlerini bağladılar, karşılıklı hamsi ayıkladılar. Son 5 balığa girildi. Hamsi tezgahta 10 liraya düştü. Fiyat balıkseverleri sevindirdi. Ancak hamsiyi ayıklamak ayrı bir maharet. Birçokları ayıklama işinin içinden çıkamıyor. Biz de hamsi nasıl iyi ayıklanır diye Ankara'nın balık deyince akla gelen iki ustası Mehmet Şef ve kardeşi Faruk Şef'e gittik. Hamsi nasıl iyi ayıklanır diye sorduk ama onlar biz gözümüz kapalı dahi hamsiyi ayıklarız dediler. Aralarında da iddialaştılar. Şimdi bir hamsi ayıklama yarışmasına başlayacaklar. Ortada ne var? Ortada yarışmayı kaybeden bir tane çiğ hamsi yiyecek. Tamam, anlaştık mı? Anlaştık, hazırım ben. O halde yarış şimdi başlıyor. Üç, iki, bir, başla. Şu an kim önde gidiyor bir bakalım. Göremiyoruz ama... Zannediyorum ki Mehmet Şef bir tık daha önde duruyor. Son 5 balığa girildi. Şaka şaka, daha var balık. Evet, şu anda bitti. Evet, bırakalım lütfen Mehmet Bey, lütfen. Yarışı Mehmet Şef'i 4 hamsiyle geride bırakan Faruk Şef kazandı. Yani şöyle, biz ikimiz de aslında iyiyiz. Aramızda bazen Mehmet Şef önde olur, bazen ben olur. Bugün Mehmet Şef havasında değil demek fazla, ondan dolayı. Şimdi Mehmet Şef'i izleyeceğiz. Çiğ balığı nasıl yiyecek onu bir görelim. İkinci olan Mehmet Şef çiğ balığı tuzlayıp limonlayıp yedi. Sevdim, zaten arada bir yediğim bir şey çiğ balık. Faruk Şef 30 hamsiyi tam 1 dakika 5 saniyede temizledi. Yani hamsi başına yaklaşık 2 saniye harcadı. Peki bu kadar kısa sürede bu kadar kusursuz hamsi nasıl ayıklanır? İşte işin püf noktası. İlk kez hamsi temizliyorsanız tabii ki bu kadar kolay olmayacaktır. Bir kafasını, bir içini falan değil yani. Tek seferde, tek hamlede şuradan bastırarak kılçık tarafından şöyle iç organlarını çekerek şöyle tek seferde tertemiz hamsi. Hem ileri doğru hem de kendinize doğru. Yani bir anda kırmak yerine hafif ileri doğru, fazla güç vermeden biraz da kendinize doğru çekince bütün organlar tek hamlede gelmiş oluyor. Şefler Tegerit Haber izleyicisine özel bir de hamsi tarifi verdi. İşte otlu hamsi. Tavada karamelize soğan yaptık. Yenebilir, bütün otları kullanabilirsiniz. Kavurduktan sonra biraz tuz ilave ettik ve biraz kaşar ilave ettik. Hamsilerimizin sadece dışını unladık. Tabağa dizdik ve ortasına hazırladığımız karışımdan koyduk. Dolma şeklinde kapattık. Çok az yağda pişirilen otlu hamsi kısa süre sonra servise hazır.